Tabikün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com. Memnun musun? Evet. Tamam. Biz de senden memnunuz yavrum. Tamam. Ben Vedat'ın annesiyim. Ben Vedat'tan çok memnunum. 2 haftada önce de işe başladı. Allah razı olsun yani. Onlardan da Vedat'tan da çok iyi. Ağırlaştı biraz. Yani evde durup şey etmeden tablet oyna, telefon oyna, onlardan oynamadan işe girmesi daha iyi oldu bizim için. Biz çok memnunuz. Çok iyi karşıladık. Yani çok memnun olduk. Bu çocukların topluma kazandırılması için çalışmalıyız. Patronundan da memnunuz. İnşallah bunun gibi çocuklar da daha böyle işlerde çalışıp şey yapmaları iyi olacak yani. Evet. Evlerde oturmasınlar, sosyallaşsınlar. Topluma kazandırılsın böyle çocuklar. Vedat oldu Vedat üzerinde. Tabii Vedat için de iyi oldu. Bizim için de iyi oldu. Biz memnunuz yani her bakıma. Vedat şefimiz özel eğitim kurumunu bu sene bitirdi Safranbolu'da. 23 yaşında yavrumuz. Biz istedik ki işletmecilik anlayışının dışında daha çok sosyalleşme adına, sosyal farkındalık yaratabilmek adına neler yapabiliriz derken Vedat'ımızla karşılaştık. Dedik Vedat nasıl, burada olabilir mi acaba? İstihdam sağlamakla beraber kendisini sosyalleştirebilmek adına bir destek yapalım istedik ama farkında olmadan onu desteğin hakikaten bizim ihtiyacımız olduğunu fark ettik. Yani ben şu 10 günde Sedat'ın sayesinde insan olduğumun farkına varabildim. Hakikaten kendimi sorgulamaya başladım. Tabii Vedat sayesinde de Safran ve Karabük dahil, Türkiye'de ne kadar özel çocuk varsa, özel eğitimli çocuklar varsa işletmemizde ücretsiz ömür boyu ben nefesim yettiği müddetçe ikram etmek istiyorum, hediye etmek istiyorum yemeklerimizi. Temennimiz daha çok çocuğa sahip çıkıp daha çok evladımıza sosyalleştirebilmek ve topluma kazandırmak. Başka hiçbir gayemiz yok. Hepimiz dost kazanmak, gönül kazanmak. Bu evlatlarımız en önemlisi, bu evlatlarımızı kazanmak. Çünkü bunlar bizden daha akıllı ve daha zeki olduğunu inanın Vedat sayesinde daha iyi anladım. Kendisine buradan teşekkür edelim Vedat'a. Evet. Vedat'a şimdi nasip olursa bu Temmuz ayı içerisinde askerlik yapmak istiyordu, arzu ediyordu. Temmuz ayı içerisinde yemin törenine katıp sembolik bir askerlik yaptırmak istiyoruz. Tabii sonra Vedat yetmiyor, yine yüzük takmak istiyor. Tabii yine araba almak istiyor, ev almak istiyor. Bunların hepsini biz başaracağız değil mi çalışarak? Araba. Araba alacağız. Evet. Evet, ev. Evet. Değil mi? Evet, aynen. Tamam, bunun hepsini yapacağız biz çalışarak ama, tamam mı? Tamam.